Hepinize cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir YouTube videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi elimdeki kafa bandım. Bununla size videoya başladım. Bu videomuzda ne yapıyoruz arkadaşlar? Biliyorsunuz bugün bayramdayız. Yani bugün bayramın ikinci günü. Artık bayrama girdik çok şükür. Buradan da hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Allah tüm sevdiklerinizde nice bayramlar göstermeyi nasip etsin diyelim. Hepiniz tekrardan bayram mübarek olsun. Aracımızın böyle ufak tefek yerlerinde yapılacak yerler var. Kendi yapabileceğimiz. Mesela arka stopun sis lambasının arka sislerin bir tanesi patlamış. O ampulü değiştireceğiz. Sağ değil de soldaki sinyalin ampulü biraz soluk kalıyor sağdakine göre. Oraya turuncu sinyal ampulü takacağız. Sonra vidi 40'la aracımızın belki görmüşsünüzdür, izlemişsinizdir kapı aralarına, ondan sonra kapıda bagaj kilitlerine, kapı kilitlerine, anahtar soktuğumuz yerlere, kontak taktığımız yerlere vidi 40 yapacağım yağlama amaçlı. Böyle güzel eğlenceli bir video çekeceğim. Bir de ayrıyetten farlarımız sarıydı, biliyorsunuz farlarımıza xenonu takamamıştık. Bu videoda farlarımıza xenonu da takacağız. O zaman şöyle ufaktan videoya başlayalım. Siz de izleyicilerimiz, umarım bu videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi o zaman videoya başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şöyle aracımızın yanına gidelim. Aracımız zaten en son bayram öncesi bir şey yapılmıştı. Temizlik yapılmıştı. Sağ olsun bugün biraz yağmur yağdı. Üstü hep benek benek olmuş. Hemen aracımızın bir bagajını açalım. Maşallah. Gördüğünüz gibi şöyle yine her zamanki gibi Foton marka bir xenonumuz var. Bunu ben zaten dediğim gibi Cenere garajdan almıştım takım olarak. Gördüğünüz gibi Foton'un xenonları var elimizde. Bunları farlara takacağız. Bunlar da H4'tü galiba. Evet, H4 geçiyor. Şöyle üst soketli tofaşlara. Yani bir tofaşlara değil, soketleri böyle olan bütün arabalara uyuyor. Bu da bilezikleri far şeyin olduğu yere geçiyor. Şu şapka olarak geçiyor. Şöyle bunları takacağız bugün. Ondan sonracıma şu kilide vurduk. Sonra bir tane armamız varmış. Bak bu armayı unuttuydum ben. Bu armaları da arkadaşlar hemen gösterelim. Şu görmüş olduğunuz şuralara takılacak. Ondan sonracıma birazcık şu kafamda düz dursun ya. Bundan sonra aracımızın sinyal duyu var. Sağ taraftakinin sinyal duyunu değiştireceğiz. Sonra dediğim gibi şu görmüş olduğunuz stopun arka ampulü patlak. Bir tane ampul aldım. Ya almadım daha doğrusu. Benim evde vardı ALM'den kalma. Bunları değiştireceğiz. Ondan sonra şu aracımızın şurasında tıpalar var. Bakın arkadaşlar. Bak şurada var bir tane. Diğer ikisininki ben tabi detaylı temizlik yaptığım için evde bıraktım. Bir tane de eksik vardı. Bir tane orijinalinden aldım. Bunlar da evde duruyordu. Bunları da evden aldım geldim. Ondan sonra vidi 40'larımız var. Vidi 40'ları şimdi nereye sıkacağız? Onları göstereceğim size arkadaşlar. Ufaktan. Hemen şunu şöyle şeyini alalım. Bunu buraya takalım. Şu şekilde. Taktık. Evet. Şimdi mesela genellikle şu kapı aralarını yağlıyoruz. Şuraları yağlıyoruz. Neden yağlıyoruz arkadaşlar? Paslanmaması için. Böyle sıkıyoruz. Çok sıkmayacağız aslında da ben biraz bol keseden sıktım galiba. Genelde buraları çok paslanan ve paslandığı zaman da böyle çürüğü gibi oluyor arkadaşlar. Hemen şu kilidimizin olduğu yeri de yapalım. Bezin üstüne damladı neyse. Bir de şuraya sıkalım. Sonra arkadaşlar başka diğer 4 kapımızı da yapacağız. Hemen şöyle. Az bir şey sıkalım. Sonra çok az daha sıkalım. Emdikten sonra tekrardan bir sıkma işlemi yapacağım. Şöyle. Em bakalım. Ondan sonra burada dallar varmış. Şöyle. Evet. Buraları yaptıktan sonra arkadaşlar bir de kapudunkini yapacağım. Tekrardan şuralara bir fırt daha sıkalım. Şöyle. Şimdi kapıların şuralarına sıkıyoruz arkadaşlar.
Temizlik amaçlı. Hem temizlik amaçlı hem kapı karşı kilitlerinin şu görmüş olduğunuz gibi daha rahat açılıp kapanması için arkadaşlar. Şu menteşelerin olduğu yerlere. Hem yağlama amaçlı şöyle birazcık da kapımızı yapıyoruz. Alın, kapı yumuşacık oldu. Evet, kapı yumuşacık oldu. Arka kapılarını birazdan yapacağım. Size sadece göstermelik yaptım. Şunun içine de sıkalım biraz, yağlasın. Başka mesela bagajımızda yağlayacağımız bir yer yok. Sadece kapı kilidini yağladık. Şöyle, eyvah, kapatamadık. Kapandı. Bu şekilde yağladıktan sonra bir de şu kapı taşma telini yağlayacağız. Ben onu bu birazdan bir durdururum, bir tekrardan malzemeleri ayarlarım. Tekrardan video açarım. Böyle aracımızın bildiğiniz üzere eklem yerleri dediğimiz yerler, yani çamurluk birleşimi, kapının birleşim yerleri. Bu böyle yağları aksın, sıkıntı yok. Önemli olan şuraları yağladıktan sonra bir de şunların içlerini de yağlayalım. Aynamız daha rahat açılıp kapansın. Evet. Yağladık, bitirdikten sonra güzelce hem bu şekilde temizliğini yapıp bitireceğiz. Başka bir yağlayacağımız yer benim bildiğim kadarıyla yok. Biliyorsunuz zaten, yorum kısmına yazın. Ben bütün eklem yerlerine, yani çamurluk, kapı bağlantı yerleri, buraları. Ondan sonra bagaj kilidini yaptım. Kapı kilitlerini yapacağım. Şimdi örnek olarak yaptım. Buraları yaptık. Kapı kilitlerini yapacağız. İçini dışına. Sonra şu anahtar deliğini soktuğumuz yeri yapacağız. Başka yapacak bir yerimiz yok. Ha, varsa bildiğiniz, abi şuraları da yap, böyle olur, şöyle olur dediğiniz, oraları da yapacağız. Tabii kapı taştıktan sonra kaput telinin olduğu yeri yapacağım. Şurasında demir var. Normalde oraya kimisi gres sürüyor. Kimisi de bu vidikırkla yağlıyor. Arkadaşlar, pas sökücüyle. Bu şekilde bakalım, artık ayarlayacağız. O zaman şöyle ufaktan ben bir yapım aşamasına doğru geçeyim. Geçerken yine ben size videoyu alacağım. O zaman devam edelim bakalım arkadaşlar videoya. Ha, bu şekilde bir tane de Cenere Garaj'dan nazar boncuğumuz var. Nazar boncuğu almıştık. Arkadan araba bu şekilde görünüyor zaten. Görüyorsunuz. Bizim Opel var. Dedemin Kartal var. Dezemgil'in arabası var. Bu da bizim emektar. Bu şekilde ufaktan devam edelim o zaman arkadaşlar. Ben bir sonraki, yani hemenki geçişteki videoya başlatmış olurum. İlk başta aracımızın arka stopunu söküp ampulünü değiştirip bir kontrol edeceğiz yanıp yanmadığını. Bu şekilde güzel bir videomuz olacak. Hadi o zaman devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu gördüğümüş olduğunuz, bakın şurada bir delik var. O delikte vidalar var arkadaşlar. Şu şekilde 4 tane. Bir burada, bir onun altında, bir burada, bir de bunun boşluğunun yerinde vidalar var. O vidaları söktükten sonra arkadaşlar şöyle söküyoruz. Benim tabii iki elim biraz zor giriyor. Eyvah, içine düştü. Neyse, onu alırız. Şöyle stopumuzu söktükten sonra, bunun tabii damağı çıt çıt doluyor. Benim damağı hep önden geldi. Böyle stopumuzu bırakalım. Gördüğünüz gibi ampul yok. Çünkü ben ampulünü kendim sökmüştüm. Bunu çıkarmıştım. Öylelikle bakmıştım. Hemen bu ampulümüzü bir takalım. Tabii takmadan önce bir aracımızı bir çalıştıralım. Aracın anahtarı neredeydi? Aracın anahtarı burada. Bismillahirrahmanirrahim. Şu kamerayı bir düzleştirsek. Farlarımızı yakıp ön sisi ve arka sisi, ön sisi gerek yok. Arka sisi yaksak bile yeter. Kapımızı kapattık. Bakın arkadaşlar, buranın arka sisi çalışıyor. Tabi buranın arka sisi çalışmadığı için biz de hemen ampulümüzü takıyoruz. Bu şekilde artık arka sisimiz çalışıyor arkadaşlar. Çiçek gibi oldu. Şimdi ben stopunu takayım. Gerini, montajını yapayım. Sonra tekrardan açalım. Nasıl olduğunu görelim. Evet arkadaşlar, şu anda stopumuzu taktık gördüğünüz üzere. Şimdi bir aracımızı bir çalıştıralım tekrardan. Hemen şu şekilde binelim aracın içine. Aracımızı çalıştırdık. Hemen geçelim. Evet. Arka sislerimiz yanıyor. Çok güzel duruyor be.
arka sislerimizi hallettik. Şimdi o zaman aracımızın şu gördüğünüz gibi bakın. Soldaki birazcık soluk, sağdaki canlı yanıyor. Ve farlarımızı da xenona döndürdükten sonra zaten sislerimiz xenonda arkadaşlar biliyorsunuz. Farlarımızı da xenona döndürüp sinyal duyumuzu da değiştirdikten sonra daha güzel bir görünümü elde edeceğimizi umaraktan hemen arka sisimizi kapatıyoruz. Şurası arka sis, şurası ön sis, şurası arka cam rezistansı görüyorsunuz. Onlar aktifleştiriyor ve bütün ışıkları da çalışıyor zaten bakın. Arka sis, şurası ön sis, bütün ışıkları sorunsuz çalışıyor. Şu şekilde kapatıp aracımızı da istop edelim. Neyse kontak üstünde kalsın. Bu şekilde şimdi şu aracımızın işlemini bir yapalım, ondan sonra tekrardan kamerayı açarız sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aracımızın bir öncekinde her yerini yağladık, bitirdik. Tüm sorunumuz, sıkıntımız bitti. Şu anda ben sinyal duyunun olduğu yeri yaparken maalesef videoyu çekmeyi unuttum. O sırada misafirler geldi zaten görüyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi aracımızın Mako marka sinyali varmış. Orijinalmiş. Tabi sinyal duyu da orijinal. Gördüğünüz gibi ampulü biraz kendinden geçmiş. Ha, yaktığımız zaman yanıyor mu? Evet yanıyor. Ama istediğimiz renkte değil. Tabi herkes şey diyecek. Ya abi madem öyle bir şey vardı diadem niye takmıyorsun? Ya diadem takacağız ama maalesef diademler de aşırı derecede pahalı olmuş arkadaşlar. Hani diademler şu anda alınacak gibi değil. Ha, alınır mı? Alınır ama birazcık bir zaman yani. Hani o bir zamanı beklememiz lazım. Yoksa oturtturduk. Evet şimdi gidelim bir sinyal duyumuzu bir yakalım. Amerikanlarımızı bir deneyelim. Oluyor mu? Olmuyor mu? Hemen şöyle patlamamızı yaktık. Gördüğünüz gibi burada da turuncu olan sinyal duyu var. Yani ampulü var. Burada da turuncu olan var. Ama bu yanmıyor. Niye öyle yaptı? Ters mi soktuk? Heh. Sanırsam bizim şeyde de var bir sıkıntı arkadaşlar. Ya canlı yanmıyor. Şunu bir deneyelim bakalım. Bir şuradan ayarını bir elleyelim. Bizim ayarı düşükmüş. Az biraz açalım. Şu an ayarı tam tatlı duruyor. Deneyelim. Şimdi soktuğumuz zaman güzel duruyor. Birazcık açalım bakalım. Tamam. Şu anda duruşu güzel. Diğerine göre bu da tatlı yanıyor, o da tatlı yanıyor. Tamam. Hemen şöyle damağını geçiriyoruz. Ondan sonra bunu böyle geriye kaktırıyoruz. Şurada bunun yuvası var zaten arkadaşlar. Deliği var. O deliğini bulup oturtuyoruz. Arkadan da somunu var. O somunu sıktık mı işi bitiyor. Bu ampul de arkadaş ne kadar cansızmış ya. Yani gördüğünüz gibi şu an ikisi de tatlı kıvamda yanıyor. Biz hemen şuradan Amerikan'ı kısalım artık. Kapatalım. Bu ampulle de işimiz kalmadı ama ne olur ne olmaz bize lazım oluyor. Patlıyor bir şey oluyor. Mesela arka sise tekli duyular lazım oluyor. Ona takabiliriz. Bunun da burada gördüğünüz gibi şey var zaten. Şöyle son aparatı var. Şurada da bir yuva var bunun. Bu yuvası göstermek isterdim maalesef. Görünüyor mu bilmiyorum maalesef. Şöyle yaptıktan sonra şuradan sıkıyoruz sinyalimize. Evet arkadaşlar şu an sıkılıyor. Elimle şu an sıkıyorum. Tabii gösteremiyorum kafa bandı olduğundan dolayı ama yapacak bir şey yok. Göydeyiz gördüğünüz üzere. Aracımızın işlemlerini yapıyoruz. Ha bu arada Amerikan Park modülü diyenler onlar için şu anda sesleniyorum. Evet aracımıza Amerikan Park modülü yapıldıktan sonra bana diyecek dediniz belki. Neden şey takmadın? Neydi o? Neden gidip de diadem takmadın diyecekseniz. Araca diadem takmadım çünkü biraz pahalı ve şimdilik aracın yapım aşaması daha olmadığı için daha aracımıza yapılacak yerler var. Mesela sinyallerimiz kafa şeyleri panjur komple değişecek. Tampon boyanacak. Tampon gördüğünüz gibi orijinal olduğu için şu bazı yerlerinde solmalar var. Bakın şuraları falan hep soluk. Görüyorsunuz zaten. Bu solmalarını falan geçirmek için tamponu boyattıracağız. Altını boyattıracağız.
Sislerimiz, şu görmüş olduğunuz sisler, orijinal bir şekilde yenilenecek. Sisleri yenileyeceğiz. Bu sisler falan hep yenilenecek arkadaşlar. Bunlar eski sisleri. Kendi orijinal sisleri ama eski. Değiştireceğiz. Kafa ayarı yapılacak komple. Far, sinyal, panjur, far çıtası alındıktan sonra kafa ayarına girecek komple. Tamponlar boyanacak. Başka bir işlemimiz kalıyor mu ondan sonra? Yapılacak tek tük işlemlerimiz var. Tabi bunları yapmak için birazcık maddiyat ve zaman gerekiyor arkadaşlar. Tabi bunları dediğim gibi zaman. Bunları da arkadaşlar şu şekilde şuralara yapıştıracağız. Bunlar böyle olacak. Aracımızı şu anda neler yaptık? Arka stopun sisindeki şuradaki arka sisin ampulü patlaktı, onu yaptık. Kapılarımızı yağladık. Kir pas sökücüyle paslanmasını önlemek için aralarına pas sökücü sıktık, pas tutmasın diye. Aracımızın buradaki ampulü sıkıntılıydı, soluk duruyordu o ampule göre. Turuncu olan ampulünden taktık, sinyal ampulü taktık. Dört kapımızı yağladık. Kapı telini, gaz telini yağladık. Arka bagajı kilitlerini yağladık. Dört kapı kilitlerini, menteşelerini, kapı aralarını dediğimiz gibi yağladık. Buraları bitti. Şimdi aracımızda ne kaldı? Hemen onu da gösterelim. Şu şekilde foton marka xenonumuz vardı. Bunu da birazdan ben kendim takarım. Bunu da taklayacak bir şey yok. Arkasında yapışkan var. Yapışkanını söküp kapıya yapıştırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi demin de davetiye geldi. Bu foton marka xenonları şimdi aracın üstüne bağlantısını yapacağım. Bağlantısı çok kolay. Hani bilmeyenler var mı diyeceğim de bilenleriniz vardır yani. Kendi orijinal farını söküyorsunuz yuvasından. Arkasında plastiği var. Plastiğini çıkarıyorsunuz. Bunu da şu yuvayla birlikte takıp orada iki tane kanca var. Bunun böyle buraya geçiyor. Yani daha doğrusu şöyle geçiyor. Böyle oturtturuyorsunuz. Bunu da bağlantı ayağı var orada. Bunu da bağlantı ayağını soktuktan sonra yani o soketin içine soktuktan sonra farlarınızı açtığınız zaman bing, xenonlarınız yanıyor. Yani bu kadar basit. Bunun videosunu normalde sis yapılırken çekecektim. Ben bunu yanıma almayı unutmuşum. Maalesef öyle bir sorunumuz oldu. Yani genelliği böyle arkadaşlar. Bayramda size video çekmek isterdim. Güzel videolar çekmek isterdim. Mesela şu an köydeyim. Motoru çok yani özleyenler var. Motorun videosunu isteyenler var. Bakalım eğer yarın bir yere gidecek gibiyim. Daha doğrusu bugünden bir yere gidecek gibiyim. Eğer olmazsa hani iptal olma durumu olursa belki motorun videosunu da çekebilirim. Bakacağız, göreceğiz. İşte böyle güzel bir video çekeyim istedim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir. Böyle eğlenceli bir güzel bir video oldu. Yani hem tanıtıcı hem de böyle bayramlaştık. Aracıma yapılan işlemleri görmüş oldunuz. Yani diyeceklerim bu kadar. İnşallah uzun bir video olmuştur. Bayağı çünkü uğraştık burada. Ben belki kaç dakikadır uğraşıyorum bilmiyorum ama. Siz de inşallah bu videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Her şey bizim için, her şey sizin için. Yani emek olmadan yemek olmaz diye bir dedemin lafı vardır ve bunu herkes söyler zaten. Emek vereceksin ki verdiğin emeğin arkasında durduğunu ve ardından da o emeğin hakkını aldığın zaman insan gerçekten mutlu oluyor. İşte boşuna demiyorlar, emek olmadan yemek olmaz. Yani bir şeyler üstünde emek vereceksin ki emeğinin karşılığını alasın. Allah büyük, çok şükür hani ufak ufak emek veriyoruz, bir şeylerini yaptırıyoruz. Hani hazır alıp binmiyoruz yani arkadaşlar. Yani hep cebimizden para gidiyor. Yani sonuçta herkes bu devirde para kazanmak için, bir şeyleri sarf edebilmek için çabalıyor, didiniyor. Yani kimisi aile geçindirmek için didiniyor. Kimisi kendi hayatına geçim düzenini sokabilmek için yani ilerliyor. Kimisi sadece arabası vardır, arabasına bir şeyler yapmak için hayatını yapıyor. Yani hayatını yaşıyor, para kazanıyor. Yani biz arkadaşlar, hani ben sırf arabama harcamak için para kazanıyorum demeyeceğim. Çünkü ben artık ileride hani nasip olur da evleneceğiz. Yani hayatımız değişecek. Bunun için fazla sözü de uzatmak istemiyorum zaten. Biz de para kazanarak bu işleri yapıyoruz arkadaşlar. Helal yönden kazanarak. Allah'ım haram lokma yedirmesin hiçbir zaman da. Hep böyle dua ederim. Çok gelecek paradan beni bozacaksa gelmesin. Allah'ım az versin ama nasibini, rızkını arttırarak versin. Ben hep böyle dua ediyorum. Hani aldık. Herkes diyor işte abi şunu yap, abi bunu yap. Evet ben de istiyorum. Ben de hemen eğir takılsın. Hemen hazır kurulu istiyorum ama
Maddiyat olmayınca olmuyor arkadaşlar. Her şey ağır ağır zamanla. Yani bir şey ağır ağır zamana akışına bıraktın mı her şey daha oturaklı ve daha düzgün olur. Bir şey hemen hadi edici yaparsan da tadı kalmaz. Tadını çıkara çıkara hevesimizi ala ala yapalım ki siz de zevk alın, ben de zevk alayım. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdiden tekrardan bayramınız mübarek olsun. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Elimi daha öpmedim. Hoşça kalın arkadaşlar.